Herkese merhaba sevgili emekli dostlarım. Bilmiş olduğunuz gibi yeni emekli maaşları 12.500 TL oldu ve tüm emeklilerimiz aslında ortalama olarak 17.000 liraya kadar bir ek zam bekliyorlardı. Bu da demek oluyor ki bu yazın ortasında CNN, İntibak ve Hazine desteği verilmedi ve bizler halen beklemekteyiz. En düşük emekli maaşı 12.500 lira, tamam, ama bu rakam hiçbir şekilde bir emekli vatandaşımızın geçinmesinin mümkün olacağı bir rakam değildir. En düşük emekli maaşları ortalama olarak oturup hesapladığımız zaman hayat pahalılığını da tabii ki de göz önünde bulunduruyoruz. Bu rakam ortalama olarak 25 ila 35 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor tabii ki de. Ülkemizin her yönünde oturulabilir düzeydeki bir evin kirası 15 bin lira. 12.500 liralık bir maaşta bir emekli vatandaşımız veyahut o ücretten de düşük ücret alan dul ve yetim vatandaşlarımızı da unutmayalım tabii ki de. Bu rakamlar üzerinden geçinmek kesinlikle mümkün değildir. Açlık sınırının 22 ila 25 bin lira olduğu ülkemizde bir emeklimiz açlık sınırının altında maaş alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda bir müjde vermişti, hatırlarsak eğer. Bu müjde neydi? Sevgili emekli dostlarım, bu müjde en düşük emekli maaşını aslında asgari ücrete kadar yaklaştırmasını bizler bekliyorduk. Müjdesinde ise aynen şunu söylemişti. Bu yıl emeklilerimizin yılı olacak demişti. Bizler halen beklemekteyiz. Bu yıl henüz bitmedi. Sadece bekliyoruz. CNN, İntibak ve Hazine desteği verildiği zaman rakam ortalama olarak asgari ücreti çoktan geçiyor. Şimdi kendinize iyi bakın. Unutmadan söyleyeyim tabii ki de. Sizce en düşük emekli maaşları ne kadar olmalı? Yorumlar kısmından bizlere yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.